Merhaba hanımlar. Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün görüldüğü üzere hardal sarısı yazmam var. Ve inanın çok güzel bir model başlayacağız. Bence efsane bir model olacak. Çok da beğenilip yapılacağına inanıyorum. Renklerimde bunları kullanacağım. Yalnızca şu ikinin numarası var. Yeşilim her zaman olduğu gibi leylak 729 numara. Lilam da yine leylak 105 numara. Alt zeminimi tekrardan hardal sırasıyla yaparak üstünde çok güzel renkler kullanarak modelimi oluşturacağım. Umarım modelin son halini hepimiz beğeniriz. İpimi düğümledim hemen. Burada 2 adet zürafa yapıyorum. Tekrardan geriye dönüyorum. İlk zürafama geriye döndüm. Yine burada bir tane zürafamı yapıp tepesine geriye çıkacağım. Hemen yanındaki zürafaya iniyorum. Burada iki tane tekrardan zürafamı yapıp aynı işlemimi tekrarlıyorum. Alt zeminimi bu şekilde dağlar yaparak devam ettireceğim. Alt modelimiz bundan ibaret olacak. Ben alt zeminimi ilerleteyim. Üst aşamasına geçelim. Hanımlar, modelin alt kısmını tamamlamış oldum şu anda. Şimdi üst modeline geçiyorum ve burada ilk olarak yeşil ipimi alayım. Hemen ilk dağımdan yeşil ipimi düğümlüyorum. Bu kısımda iki tane küçük pırpır ile başlıyorum.
Çok küçük iki pırpırla başladım ve ilk pırpırıma geriye dönüyorum. Şimdi burada arttırmalar yapacağım. Gözenek sayım 5 olana kadar devam edeceğim. Gözenek sayım 4. Bir sıra daha arttıracağım. Gerdireyim. Şu anki aşamam böyle. 2 ile başladım. 5'e kadar arttırdım. Son 2'den geriye dönüyorum. Son 2'den geriye döndüm. Burada hemen tekrar diğer zürafaya geçerek bir zürafa yapıyorum. Ve bu en sonlardan bir arttırma yapıyorum. Tekrar dönüyorum geriye. Diğer pırpıra geçip yine bir tane zürafamı yapıyorum. Bir tane arttırmamı da yaptım. Çok küçük arttırmalar bunlar. Gözenekler oldukça küçük. Tekrar dönüyorum. Zürafamı yaptım. Bir arttırma daha yaptım. Şöyle yakından tutayım. Tekrar başa alıyorum ipimi. Burada artık son olarak arttırma yapmıyorum. Bir tane zürafamı yaparak geçiyorum. Bir tane zürafa yaptım. Şurada da şuna değinelim. Şuraya kadar 5 gözenek olana kadar yapmıştık. 5'ten sonra şu kenardaki dalım 1, 2, 3 sıra yaptım arttırarak. 4. sırada arttırmayı bitirip bir zürafa yaptım. Bu kısımda
Şöyle geriye dönerek zürafamın tepesine geliyorum. Tepesine geldim ve buradan sonra artık tek tek ineceğim. Bunun için şöyle modelimin diğer yüzünü çevireyim. Daha kolay ilerleyebilirim. Bir sonraki gözeneğe iniyorum. Teker teker aşağıya ineceğiz. Bunları da oldukça küçük yapmaya çalışalım. Kenarlardan iniyorum. Son sırayı da indim. Burada ne yapıyorum? Şimdi hemen yanındaki, yani 5'e kadar arttırdığımın tam ortasındayım. Hemen buna şöyle sık iğne şeklinde iniyorum. Neredeyse hiç pay yok denecek kadar geçiş yaptım. Bu tam ortadaki zürafama 2 tane pırpır yapacağım. Pırpırımızın boyutunu artık göz zevkimize göre ayarlayalım. Birinci pırpırım. Boylarını da şöyle düz bir şekilde çekiyorum. Şu an bu biraz büyük. Bir miktar daha küçülteyim. Evet. Güzelce düğümü de attım. Şimdi kendime çevirebilirim. Bakın şu anki aşamamız böyle. Buradan sonra burada ipimi dipten kesiyorum. Son iki zürafamız kaldı. Bu kısımda yine şöyle diğer yüzümü çevirmem gerekiyor. Şöyle ipimi getiriyorum üzerine. Yeşil ipimi tekrar şöyle üstüne getireyim. Son iki kalmıştı. Ben baştan sayalım. 1, 2. Hemen pırpırın yanındaki. Pırpırın kendisi değil. Pırpırın yanındaki zürafama battım. İpimi düğümlüyorum. Gözeneğim küçük olduğu için iğnem de zor geçiyor. Şöyle ipim biraz dışarıda kalsın, keseceğim. Hemen diğer sondaki pırpırıma geçerek zürafamı oluşturuyorum. Parça ipim altında kalacak. Şimdi parça ipimizi tam dipten kesebiliriz. Ve bu kısımda bir arttırmamı yapıyorum. Burada olduğu gibi buranın da arttırmasına başlıyorum bu sırada. Yani bu bizim ilk sıramız. Dönüyorum hanımlar. Bu birinci sıramı yaptım. Şimdi ikinci sıramı yaparken diğerine geçerek zürafamı oluşturdum. Şöyle biraz zürafamı ortaya çıkarayım. İkinci sıramın arttırmasını yapıyorum. Tekrar döndüm geriye. Üçüncü sıramı yapıyorum. Üçüncü sıramın da arttırmasını yapıyorum.
Şimdi tekrar dönüyorum. Üçüncü sıramızdan sonra artık arttırma bitiyor. Dördüncü sırasında bir zürafa yapıyoruz. Zürafanın da tepesine geliyorum. Şöyle kendimi çevireceğim artık aşağı inerken kenarlardan pırpırımı yaptığım zürafaya kadar ineceğim. Evet. Şimdi burada ipimi keseceğim hanımlar. Tam dipten kestim. Elimizle düzeltmelerini yapabiliriz. Şimdi ben bu bölümdeki diğer renklerimi de yapayım ve şu kısımdaki son aşamamıza geçelim. Hanımlar, diğer renklerimi de yaptım, bitirdim. Şu anki aşamam bu şekilde. Böyle bile yeterli bir model bence. Bakın ne kadar hoş görünüyor. Renkleri harika yakıştı bence. Şimdi son aşamamı da anlatayım. Hemen burada bu krem rengimi alıyorum. Arada bıraktığımız iki tane pırpırımız vardı. Hemen ilkinden düğümlüyorum. Şimdi bu kısımda 3 tane küçük pırpır yapıyorum. Buralara minik minik bademler yapacağız. Üç pırpırımı yaptıktan sonra yeşil pırpırın tam tepesine toparlıyorum parmaklarımla çekerek. Bu kısımda geriye dönerek ilk pırpıra dönüyorum. Fazla pırpırları açmadan toparlayalım bu kısmı. Hemen diğer pırpırlarımı da geçerek iki tane zürafa oluşturacağım. Birinci zürafam. Ve ikinci zürafam. Tekrar geriye dönüyorum. Eksiltmeler yapıyoruz. Bir zürafam kaldı ve bunun da tepesine gelerek ipimi burada keseceğim. Şimdi tekrar yanındaki pırpıra geçiyorum. Burada da aynı işlemleri uygulayacağım. Ben tüm minik bademlerimi yaparak modelimin son haliyle, bitmiş haliyle buradayım. Modeli bitirdim hanımlar. Son hali bu şekilde olacak. Ben kendi adıma şimdiden söyleyeyim, gerçekten bu modele bayıldım. Dediğim gibi bana göre efsane bir model oldu. Renkleri de çok çok yakıştırdım. Sizlerin görüşleri nelerdir? Yorumlara lütfen yazın. Şöyle yazmanın üzerinden renklerin tonları bu şekilde görünüyor. Gerçekten çok güzel oldu. Çoğunuz bilirsiniz, küpeli çiçeği vardır.
Ben ona benzettim ve bakın şöyle yazmanın kenarında çok güzel, çok sağlam bir duruşu var. Çok beğendim. İnşallah sizlerin de düşüncesi bu yöndedir. Umarım işinize de yarar. Yapıp bu modeli başlayanlar bana Instagram'dan da fotoğraflarını atabilir. Görmek isterim eğer yapanlar da olursa. Çok da sevinirim paylaşırsanız. Hemen diğer yönden de görünüşünü gösteriyorum. Alt kısmı oldukça keyifli ilerleyen bir model kayalar. Üst kısmında biraz zaman alacak, el oyalayan, biraz da sabır gerektiren bir model. Şimdi buna bir fiyat vermem gerekirse, bu sıklık ile yapacaksam bu modeli ben 120 TL'den başlayabilirdim. Sıklığı eğer böyle olacak ise. Bir de şunu da değineyim tekrardan. Ben sipariş almıyorum. Burada sizler için modeller paylaşıyorum. Sadece komşularımın işleri var elimde. Onları çıkarmaya çalışıyorum. Soranlar oluyor. Buradan yine toplu bir cevap vermiş olayım. Bugün de selamlarımı Zemzem Yıldız Hanım'a gönderiyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarından, desteklerinden ötürü çok sağ olsun. Allah razı olsun. Ve tüm izleyenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, bugünkü modelimde bu yönde yaptık. Umarım hepiniz memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki yeni modellerle inşallah yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.